Titano boğanın günümüzde var olduğunun ilk kanıtı. Tarihteki en büyük yılan hakkında ne kadar şey biliyoruz? Anlatıldığı kadar korkunç muydu? Ne ile beslenirdi? Bugün hala hayatta olabilir mi? Hadi öğrenelim. Bu videoda Titano boğanın yaşamıyla ilgili en ilginç detayları öğrenecek ve kameraya yakalandığı anları göreceksiniz. Hadi başlayalım. Titano boğa gerçek mi? Dikkatli bir Google Maps kullanıcısı Fransa kıyılarında efsanevi bir yılanın iskeletini keşfettiğinde tüm internet bu soruyu sordu. Önceleri insanlar bu konuda şüpheciydi. Ancak bu keşif birçok insanın fikrini değiştirdi. Kalıntılar üzerinde kendi araştırmalarını yapmak isteyen bir grup meraklı hemen oraya akın etti. Ancak bölgeye vardıklarında şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştılar. Devlet yetkilileri bölgeye başka kimsenin girmesine izin vermiyordu. Yerel halkın söylediğine göre özel servisler asıl iskeleti ele geçirdi ve çok geçmeden yerine tamamen farklı ama görünüş açısından benzer bir iskelet kondu. Resmi açıklamalara göre hiç kimse hiçbir şeyi değiştirmedi. Ancak yerel halk tersini söylüyor. Bu hikaye oldukça güçlü şüpheler uyandırıyor ve Titano boğanın muhtemelen bugün bir yerlerde var olduğu ihtimalini gün yüzüne çıkarıyor. Videonun devamında bu ihtimali destekleyen kanıtları paylaşacağız. Geçiş yok. Ünlü Amazon nehrinin aktığı Brezilya'ya geçelim. Efsanevi yılan bu bölgede saklanmayacak da nerede saklanacak değil mi? Birkaç yıl önce çekilen bir adamın kamerasına yakalanan yılan, günümüzdeki hiçbir yılanla karşılaştırılamayacak kadar devasaydı. Adamın önünü kapatan yılan neredeyse 15 metre uzunluğundaydı ve eni de bir o kadar büyüktü. Yılan nehrin dar kısmından yüzerek geçip yavaşça bitki örtüsünün içinde gözden kayboldu. Bu yaratıklar saldırganlık göstermezler ve hatta saldırıya uğradıklarında kendilerini zayıf bir şekilde savunurlar. Tehlike durumunda su altına dalıp uzun süre orada kalırlar. Bu tanım anakondalarla ilgili bir makale. Titano boğa ile karşılaştırmak ne kadar doğru ve mantıklı olur bilemiyorum. Özellikle de soyunun tükenmemiş olabileceği gerçeğini göz önünde bulundurursak. Dışarıya çıkmak. Yılanları incelemek çok zor iştir. Çeviktirler, sinsidirler, mükemmel bir şekilde kamufle olurlar ve su altında bile saklanabilirler. Genel olarak onları bulmak zordur. Bu nedenle insanların dev bir yılandan bahsettiği bölgede bilim adamları panoramik çekim yapılmasını önerdi. İlk başta bu çekimlerden hiçbir sonuç çıkmadı. Bir grup bilim insanı helikopter yakıtına para harcadığıyla kaldı. Sonlara doğru görevin iptal edilmesinden sadece birkaç gün önce nihayet şansları yaver gitti. Gerçekten de çok şanslıydılar çünkü gerçek bir Titano boğaya rastlamışlardı. Sürüngen çok yüksekten bakıldığında bile tam altlarındaymış gibi görünüyordu. Böyle bir boyut hiçbir modern hayvanda görülemeyecek, sadece tarih öncesi yaratıkların erişebileceği anormal bir boyuttur. Acaba insanlar neden onu yakalayıp yakından filme almadı? Bu büyük yaratık nehirde nereye saklandı? Ya da belki bu yılanların yeraltı evleri vardır. Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Yeraltı bekçisi. Bilim insanları ve araştırmacılar bazen aradıkları sürüngenleri yakalayabiliyor. Titano boğa da bu konuda bir istisna değildir. Brezilya'da büyük bir inşaat alanında gerçekleştirilen geniş çaplı kazı çalışmaları sırasında en büyük ekskavatör ansızın durdu. En az kendisi kadar ağır bir şeye çarpmıştı ve kepçesi yerinden bile kıpırdamıyordu. İnsanlar durumu anlamak için olay yerine geldiklerinde gördükleri manzara karşısında hayrete düştüler. Gözlerinin önünde inanılmaz büyüklükte devasa bir yılan vardı. Neyse ki yılan insanlarla karşılaşmadan önce yaralı bir haldeydi. Bu yüzden onu oradan çıkarıp bilim insanlarına teslim etmek için nakliye aracına yüklerken daha az güçlük çektiler. Yılana sonra ne olduğu ve araştırmanın sonuçları ise hala gizemini koruyor. Pek çok insana göre bu bir Titano boğaydı. Kazı çalışmaları sırasında yer altında bulunmuş olması bu yılanı sadece göllerde veya ormanlarda değil, yerin altında da aranması gerektiğini kanıtlıyor. Korkusuz. Bilim insanları özel ekipman satın alarak bir yılanı yakalama konusunda %100 başarı sağlama ihtimaline sahip değildir. Yılan onlardan daha kurnaz olabileceği gibi aranmadığı başka bir bölgeye gitmiş de olabilir. Bazense şans rastgele bir insanın yüzüne güler. Bu cesur adam Brezilya'da bir nehirde yolculuk yaparken suyun altında uzun ve geniş bir cisim fark etmiş. İlk anda bunun bir boru olduğunu düşünmüş ama cismin hareket ettiğini gördüğünde şaşırmış. Adam hemen bir kamera çıkarıp videoya çekmeye başlamış. Hatta yılana dokunmaya bile cesaret etmiş. Ben olsam bu kadarını asla yapamazdım. Yılan bu teması bir saldırı girişimi sanıp arkasını dönse tek bir kuyruk darbesiyle adamı bayıltabilirdi. Neyse ki korkusuz adam o gün şanslı günündeymiş. Sadece eşsiz görüntüler elde etmek
etmekle kalmayıp sürünen bu dev yaratığa dokunarak benzersiz bir deneyimi de yaşamış. Yaratığın boyutuna bakılırsa dokunduğu şey kesinlikle bir titanoboğa olabilir. Yine de bu konuda kesin bir şey söylemek çok zor. Türün kökeni. İnsanlar titanoboğaya çok benzeyen yılanlar bulmaya devam ediyor ancak bugüne kadar çok az insan bu yılanlarla burun buruna geldi. Böyle vakalar belgelenmişse bile kimse ayrıntıları açıklamıyor. Öyleyse titanoboğanın ne tür bir yılan olduğunu, neden tüm bilim dünyasının onun peşinde olduğunu ve ondan neler bekleyebileceğimizi biraz konuşalım. Titanoboğa modern boa yılanlarına benzer görünse de birçok yönüyle kendine has bir tür olduğu gerçeğinden başlamalıyız. Titanoboğanın ilk somut kanıtları Kolombiya'da keşfedilmiş ve bu kalıntılar üzerinden yılanın yaklaşık 60 milyon yıl öncesine ait olduğu anlaşılmıştır. Bu yılanın boyu 13 metreye kadar uzanabiliyor ve ağırlığı 1 tondan fazlaydı. Titanoboğa sadece uzun olsaydı sorun olmazdı ama aynı zamanda genişti. Bu sayede rakiplerini sorunsuzca boğabiliyor ve onlara hayatta kalma şansı bırakmıyordu. Paleosen döneminde modern Güney ve Orta Amerika topraklarında yaşayan titanoboğa oldukça acımasız bir dönem ve coğrafyada var olmuştu. O zamanlar dünya dev yaratıklarla dolup taşarken bu yaratıklar arasında hüküm sürmek için inanılmaz bir güç gerekiyordu. Görünüşü. Önceden de belirttiğim gibi bu yılan güç ve özgüvenin somut bir örneğiydi. Gezegenimizin tarihteki en büyük yılanı olarak bilinir ve bu unvanını hala korumaktadır. Titanoboğanın en geniş kısmı 97 santim çapındaydı. Özel ağız yapısı sayesinde kendi genişliğini aşan avları bile yutabiliyordu. Ağzı neredeyse yatay olarak açılırdı. Böylece av fazla beklemeden doğrudan yemek borusuna düşerdi. Nerede yaşıyordu? Titanoboğanın günümüzde hala var olup olmadığını kesin olarak belirlemek için yılanın daha önce yaşadığı yerleri tam olarak tespit etmek çok önemlidir. Bunu yapmak için dünyanın farklı yerlerinde bulunan fosil kalıntılarına bakmak ve paralellikler kurmak gerekir. Ne var ki bu hikayede her şey o kadar basit değil. İlk kalıntıların resmi olarak Kolombiya'da bulunduğu biliniyor. Ayrıca tarihte Fransa yakınlarında da kalıntılar keşfedildiği bir vakaya rastlanmıştır. Peki bu iki yer arasında yaklaşık 8000 kilometre mesafe nasıl açıklanabilir? Uzun zamanlar titanoboğanın çok büyük olduğu ve metabolik süreçleri sırasında muazzam miktarda ısı ürettiğini söylüyor. Bu şu anlama geliyor. Etraftaki sıcaklık tam ona göre ayarlanıyordu ve kelimenin tam anlamıyla her yerde yaşayabiliyordu. Yapılan araştırmalar titanoboğanın tropikal ve subtropikal nemli ormanlarda yaşadığını, avlanmak için çamurlu nehirlerde ve göllerde saklanmayı tercih ettiğini ortaya koymuştur. Bu büyüklükteki yılanlar oldukça yavaş hareket eder. Saklandıkları yerlerden nadiren ayrılır ve boa yılanları gibi ağaçlara tırmanma yeteneğine sahip değillerdir. Beslenme. Bazı bilim insanları titanoboğanın sadece balıkla beslendiğine inanırken diğerleri çoğunlukla memelilerle beslendiğine inanmaktadır. İkinci grup bilim insanı tarafından yapılan çalışmalar, diyetinin dev kaplumbağalar, timsahlar, türdeşleri ve diğer sürüngenler de dahil olmak üzere çeşitli hayvanları içerdiğini göstermiştir. Bu grup titanoboğanın dişlerinin ve modern boa yılanlarının dişlerinin analizine dayanarak titanoboğanın devasa çenesini ve güçlü kaslarını avını yakalamak ve boğmak için kullandığını öne sürmüştür. Sonrasında ise avını bütün olarak yutuyordu. Titanoboğanın yaşamı boyunca büyümesinin durmadığı ve nihayetinde karşısına çıkan her şeyi yemeye başladığına dair ilginç bir teori de var. Diğer bir teori ise titanoboğanın büyümesi ömrü boyunca devam etmiyordu. Önceden anlattığım şekilde de avlanmıyordu. Sadece devasa bir yılandı. Bu teoriye göre titanoboğa çamurlu suda görünmeyecek bir yerde saklanıyor ve avının yanına yüzmesini bekliyordu. Av gelir gelmez timsah gibi saldırıya geçiyor ve avının hareketini tamamen kısıtladıktan sonra onu bütün olarak yutuyordu. Gelin şimdi gezegendeki en tehlikeli yılanlara geçelim. Dünyanın en tehlikeli yılanları hangileridir? Örneğin kral kobra ya da kara mamba gibi zehirli olanlar gerçekten büyük bir tehdit oluşturuyor. Ama mesela timsahlar için pitonlar çok daha tehlikelidir. Tabii ki 4 ila 6 metre uzunluğundaki çok büyük pitonlardan bahsediyorum. Bu yılanlar kelimenin tam anlamıyla her şeyi yutabilmeleriyle bilinirler. Örneğin bu ölü piton ölmeden önce büyük bir timsah yutmuş. Otopside timsahın ne kadar büyük olduğunu açıkça görebilirsiniz. Pitonların bu kadar büyük avları yutabildiğine inanmak zor ama bunu yapıyorlar. Görüntülerde bunun nasıl gerçekleştiğini izleyebilirsiniz. Piton önce düşmanını etkisiz hale getiriyor. Dev ağzını açıyor ve üzerinde kaymaya başlıyor. Pitonun kemikleri rigid olmadığından çenesini çok geniş açabiliyor. Bir sonraki adımda piton avını sarıp
sarıp üzerinde kaymaya başlıyor. Boğaz kasları avını yemek borusundan aşağı iterken mide suyu da avı sindiriyor. Bu teknik sayesinde piton büyük bir timsahı hızlıca yiyebilir ve onu kimse engelleyemez. Bu videoda olduğu gibi sadece bir insan pitonun yemeğini yarıda kesebilir. Burada bir adam 1,5 metre uzunluğundaki bir timsahı 3 metre uzunluğundaki burma pitonundan kurtarıyor. Bu arada videonun başında içinden timsah çıkarılan piton türü de burmaydı. Pitonlar genellikle alligator ve timsahları yerler. Ancak daha sıklıkla diğer hayvanları yerler. Örneğin bu görüntülerde devasa bir pitonun bir ceylanı yuttuğu ve kaçmasını önlemek için sıkıştırdığını görüyorsunuz. Sıkma işlemi aynı zamanda avın yutulmasını da kolaylaştırıyor çünkü avın kemikleri kırılıyor. Birkaç saat sonra piton avını yemiş ve karnı tok bir şekilde nehirde yüzmeye başlamış oluyor. Bu da bir başka piton avı. Yine bir burma pitonuyla karşı karşıyayız ve bu seferki kurbanı bir geyik. Piton ölümcül gücüyle onu çoktan etkisiz hale getirmiş, hareketsiz bırakmış ve yavaş yavaş yutuyor. Çin'deki bir keçi de aynı talihsizliği yaşamış. Pitona yakalanan keçi yerel halkın gözleri önünde yutuldu. Hayvanlarının nereye kaybolduğunu nihayet anlamışlardır. Bazı pitonlarsa midesine çok düşkündür. Timsah ya da toynaklı hayvan değil, tavus kuşu isterler. Bu da o pitonlardan biri. Kuşun büyüklüğüne rağmen piton onu tereddüt etmeden yutuyor. Timsah, tavus kuşu ya da geyik gibi doyurucu bir yemekten sonra büyük bir piton birkaç hafta hatta aylarca yemek yemeyi unutabilir. Timsahların sürüngen yaratıklar arasında bir tehlikeli düşmanı daha vardır. Namı değer anakonda. İnanılmaz boyutlarına rağmen anakonda bir piton değil. Boğa alt familyasının bir üyesidir. Timsahlar bu dev boğadan korkarlar çünkü güç bakımından Asya pitonlarından aşağı kalmazken ağırlık bakımından onlardan tamamen üstündür. Şu görüntülere bir bakın. Su kütlesinin tam ortasında bir timsah lastiğe sıkışmış gibi görünüyor değil mi? Aslında etrafı sarılmış olan şey kocaman bir anakonda. Anakondanın sıkıştırma kuvveti yaklaşık 228 PSI'dir. Karşılaştırmak gerekirse insan dişleri çiğneme sırasında en fazla 1138 PSI kuvvet uygular. Anakonda dişlerini değil vücudunu kullanır ve hızı olağanüstüdür. Büyük bir timsahı bile kırabilir. Karada da nasıl müthiş bir iş çıkardığına bakar mısınız? Bu devasa anakonda size timsahlarla nasıl başa çıkacağını göstermek üzere. Kendini onun etrafına sararken timsah ona direniyor ve ısırmaya çalışıyor ama kısa süre sonra timsah yaşam belirtisi gösteremez oluyor. Anakonda onunla biraz daha uzandıktan sonra pitonla benzer şekilde timsahı yemeye başlıyor. Anakonda çenesini iyice açıp timsahın üzerinde kaymaya ve onu yavaşça yutmaya başlıyor. Her şey yolunda giderse obur hayvan uzun bir süre boyunca yemeği unutacak ve sadece sindirmekle meşgul olacak. Bazen timsahın yutulamadığı da oluyor. Anakonda kendi gücünü fazla abartabiliyor. Bu durumda timsahı geri tükürür. Tabii ki o kadar sıkıştırdıktan sonra timsahın yaşaması imkansız. Pitondan kurtulmak ne kadar imkansızsa anakondadan kurtulmak da o kadar imkansızdır. Anakonda kendini timsahlarla sınırlamaz ve yaşam alanındaki çeşitli hayvanlarla beslenir. Örneğin gezegendeki en büyük kemirgen olan kapibaraları yemekten çekinmez. Bu anakonda bir grup kapibarayı takip edip suya dalıyor. Yakınlarına yaklaşıyor ve onları pusuya düşürüyor. Karşı tarafa hiçbir hamle yapacak zaman kalmıyor. Anakonda avını yakalamış ve sıkmaya başlamış bile. Şimdi timsahla aynı kaderi paylaşacak. Bu görüntülerde ise anakonda büyük bir domuzu yiyor. Yine bilindik sıkma ve yiyeceği kademeli olarak yutma merasimi gerçekleşiyor. Genel olarak konuşursak anakondalar kelimenin tam anlamıyla herkesi yiyebilir. Çok çeşitli memeliler, kuşlar ve sürüngenlerle beslenir ve vahşi doğada neredeyse hiç düşmanı yoktur. Bunun nedeni anakondanın sadece güçlü değil aynı zamanda çok büyük bir yılan olmasıdır. Birçok kişi onu gezegendeki en büyük yılan olarak kabul eder. Aslında bu kısmen doğrudur. Ya da şunu söyleyebiliriz. Anakonda gezegendeki en büyük ve en ağır yılandır. Düşmanını nasıl sarıp ezdiğini görüyor musunuz? Etkilenmemek elde değil. Anakonda ortalama 30 ila 70 kilogram ağırlığındadır. Dünyanın en ağır sürüngenlerinden biri ve en ağır yılanıdır. Hatta bazı bireyler 100 kiloyu bile aşar. Ayrıca uzunlukları kolaylıkla 4-5 metreyi bulur ancak uzunluk açısından anakondalar Asya'daki ağlı pitonlardan daha aşağıdadır. Bu türün en büyük bireyleri 6-7 metre uzunluğuna kadar büyüyebilir. Bu sürüngenler de çok ağırdır ancak anakondalardan daha hafiftir. Ortalama olarak 50 ila 60 kilogram ağırlığındadırlar. Ancak istisnalar da vardır. Örneğin Medusa adında dişi bir ağlı piton şu anda Guinness Rekorlar kitabında esaret altında tutulan en uzun yılan olarak listelenmiştir. Yaklaşık 160
160 kilogram ağırlığında ve 7.6 metre uzunluğundadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse anakondalar arasındaki resmi rekor sahibi yaklaşık 5 metre uzunluğundaydı. Uzun Medusa Kansas City'de yaşıyor ve Full Moon Product'a ait. Burada çeşitli gösterilere katılarak izleyicileri eğlendiriyor. Bu arada 2016 yılında Medusa rekorunu kısa bir süreliğine kaybetti. Malezya'da anormal bir ağlı piton yakaladılar. İnşaat alanında devrilmiş bir ağacın altında bulunan piton 8 metre uzunluğundaydı ve 250 kilogram ağırlığındaydı. Ne yazık ki ağlı piton yakalandıktan ve yerel merkeze götürüldükten sadece birkaç gün sonra öldü. Pitonlar ve anakondalar gerçekten çok büyüktür. Tek iyi özellikleri zehirli olmamalarıdır. Bu nedenle insanlar için büyük bir tehlike oluşturmazlar. Birazdan bahsedeceğimiz hayvanlarsa çok tehlikeli. Dünyanın en zehirli yılanlarının yanı sıra en uzun dişlere ve en acı verici ısırıklara sahip yılanlarını görmek için bizi izlemeye devam edin. En zehirli. Dünyanın en zehirli yılanı denildiğinde pek çok kişinin aklına hemen kral kobra, kara mamba ya da başka bir tür çıngıraklı yılan gelir. Bunların hepsi gerçekten de son derece zehirlidir ancak hiçbiri batı taypanı veya vahşi yılan olarak da bilinen iç bölge taypanıyla boy ölçüşemez. Kral kobradan yaklaşık 180 kat daha zehirlidir. Sadece 2.83 gramlık bir dozu 100 insanı ya da 250 bin fareyi öldürebilecek kadar etkilidir. Neyse ki iç bölge taypanı doğası gereği çok saldırgan değildir ve genellikle saklanmayı tercih eder. Avustralya'nın orta kesimlerinde topraktaki çatlak veya yarıklarda saklanarak yaşar. Ona ulaşmak kolay değildir ve bir insanı ısırmak için kışkırtılması gerekir. Bu nedenle inanılmaz derecede zehirli olmasına rağmen o kadar da tehlikeli değildir. Doğu kahverengi yılanı da çok tehlikelidir. Birincisi bu yılanlar genellikle kalabalık bölgelerde ya da en azından insanların sık sık ziyaret ettiği yerlerde yaşar. İkincisi doğu kahverengi yılanları heyecanlı ve agresiftir. Onları kışkırtmak kolaydır. Bu yüzden ölümcül bir ısırık alma ihtimali de yüksektir. Bu ısırıklar özellikle tehlikelidir çünkü doğu kahverengi yılanı tüm kara yılanları arasında en zehirli ikinci türdür. Uygun tıbbi müdahale yapılmazsa ısırıkları ölüme neden olabilir. Sıradaki yılan da çok tehlikeli. Zehirli gabuğun engereğinden bahsediyorum. Bu canlılar genel olarak sessiz bir karaktere sahiptir ve dış uyaranlara nadiren tepki verirler. Bu nedenle insanlara saldırı vakaları nadirdir ancak saldırı gerçekleşirse ve zehir kana karışırsa ölümcül olabilir. Gabuğun engereğinin bizi asıl ilgilendiren özelliği dişleri. Şu dişlere bir bakın. Tüm yılan dünyasının en uzun zehirli dişlerine sahiptirler. Diş uzunlukları 3, 4 hatta 6 santimetreye ulaşabilir ve bıçak ucu gibi kıvraktır. Gabuğun engereğinin ısırığı elbette diğer zehirli yılanların ısırığı gibi çok acı vericidir. Ancak en acı verici ısırık değildir. Birçok insan en acı verici ısırığın bakır kafalı çıngıraklı yılanın ısırığı olduğu konusunda hemfikirdir. Bu yılanlar Kuzey Amerika'da yaşar. Çoğu zehirli yılanın aksine bakır kafalı çıngıraklı yılan herhangi bir uyarı işareti vermez ve kendilerini tehdit altında hissettiklerinde hemen saldırırlar. İlginç ama bu yılanın ısırığı çok acı verici olmasına rağmen zehri insanlar için ölümcül değildir. Bununla birlikte etkileri yine de çok nahoştur. Zehir sadece acıya değil aynı zamanda şişmeye ve mide bulantısına da neden olur. Belirtiler kendilerini görsel olarak gösterir. Isırılan yer çok şişer ve hatta bazen morarır. Timsahı yutan pitonu hatırlıyor musunuz? Bakalım bu devler başka neler yapabiliyor? Piton leopara karşı. Söyleyin bana, vahşi doğada böyle bir sahne görseydiniz, hangi hayvana bahse girerdiniz? Pitona mı yoksa leopara mı? Çoğu insanın büyük kediyi yani leoparı kazanan olarak seçeceğini düşünüyorum. Leopar gerçekten de büyüktür ve keskin pençeleri, güçlü bir tutuşu ve inanılmaz çevikliğiyle tanınır. Şimdi leoparın pitonun saldırısından ne kadar soğukkanlılıkla ve ustalıkla kaçtığını gözlemleyin. Gerçekten inanılmaz bir an. Ben de burada leoparın kazanacağını düşünüyordum ama vahşi doğanın bu konuda farklı bir görüşü var. Ben de ilk başta leoparın kazanacağını düşünüyordum. Ancak vahşi doğa her zaman beklenmedik sürprizlerle doludur. Gördüğünüz gibi piton aslında zayıf bir rakip değil. O da oldukça büyük ve boğma işini iyi yapan dayanıklı bir yaratık. Bu mücadeleyi leopar başlattı. İlk hamleyi yapan leopar oldu. Ancak karşılık veren ve durumu zorlaştıran piton oldu. 2'ye karşı 1.
Az önceki leopar pitonla başa çıkmakta büyük zorluk çekmişti ve görünüşe göre bu leoparlar bundan ders almışlar. Bu yüzden bu sefer iki kişi denemeye karar vermişler. İki kafadar koordine hareket ederek pitonu birlikte avlamaya çalıştı. Piton güçlü ve sert bir şekilde karşılık verdi ve karşı saldırıya geçti. Ancak yılanın tüm girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Leoparlar çeviklik açısından inanılmazdır. Tepki verecek zamanı bulmamaları için onlara ne kadar hızlı vurmanız gerekir dersiniz? Leopar düşmanın darbelerine ne kadar iyi tepki verirse versin sonunda galip gelemedi. Karşı tarafa biraz hasar vermesi gerekiyordu ama büyük kedi bu konuda bariz sorunlar yaşadı. İkinci leopar yardımına geldiğinde pitonla başa çıkmaya başladılar mı? Yoksa dev yılan onları sorunsuz bir şekilde alt edebildi mi? Bu savaşın galibi hangisi? Video en ilginç anda kesiliyor. Yani tam olarak bilinmiyor. Bu yüzden görüşünüzü yorumlara yazın. Burada ne yapıyorsun? Videodaki Piton evde tek başına dans eden Los Angeles'lı bir kızın odasına daldı. Zavallı kız o sırada sevdiği bir dansın pratiğini yapıyordu. Tam kendini iyice ritme kaptırmışken hiç beklemediği bir şey oldu. Odasına yılan girdi. Bir delikten falan da değil, direkt kapıdan içeri daldı. Kızın yerinde kim olsa aynı çığlığı atardı. Bilmiyorsanız söyleyeyim, pitonlar çok zeki hayvanlardır. Bu yüzden sahipleri odadan kaçmalarını önlemek için onları sık sık kilitler. İlginç bir vakada ABD'de. İnsanların yılan yetiştirdiği işletmelerden birinde yaşandı. Tahmin edeceğiniz üzere bu tür işletmelerde bu sürüngenlerden korkmayan kişiler vardır. Onları kucaklayabilir, sürükleyebilir, besleyebilir ve hatta eski derilerini dökmelerine yardımcı olabilirler. İşte tam da böyle bir profesyonel elindeki dev pamuk prenses pitonunu kameraya göstermekle meşguldü. Görünüşe göre her şey yolundaydı ama bu huzur uzun sürmedi. Yılanın yakınında sadece bir dakika kalan adam saldırıya uğradı ve neredeyse göğsünden ısırılıyordu. Pitonun çenesini nasıl açtığına bir bakın. Bu gerçekten dehşet bir şey. Neyse ki adam hiçbir şekilde yaralanmadı ve yılanla birlikte vloğunu çekmeye devam etti. Gel gelelim sürüngen orada durmayacaktı. Adam onu yukarı kaldırıp adamı ısırmasının zor olduğu bir pozisyona getirdiğinde bile yılan bir şekilde kıvrılarak adamın bacaklarına dolanmaya ve onu yere düşürmeye çalıştı. İşin komik yanı bunu başardı ve zavallı adam yardım için iş arkadaşlarına seslenmek zorunda kaldı. Davetsiz misafir. Bu piton selam vermek için yaşlı bir Taylandlı kadının evine girdi. Yılan yakalama servisini arayan kadın sabah uyandığında bu devasa yılanın üst katta bir yerlerde gizlendiğini gördüğünü söyledi. Elbette yılanla tek başına başa çıkması mümkün değildi. Her şeyden önce kadının bu büyük yaratığı kaldıracak gücü yoktu. Neyse ki bizler bu yılanın yemeye çalışacağı türden bir av değiliz. Piton büyüklüğü nedeniyle tehlikeli olabilir. Ancak asla bir insanı yemeye çalışmaz. En fazla kendini savunmak için saldırır ama bundan ileriye gitmez. Kediler geceleri ne yapar? Bu soru bu kabarık, sevimli ve büyüleyici yaratıkların her sahibini merak içinde bırakmıştır. Güneş ufkun altına iner inmez kediler sıcak yataklarına uzanıp uykuya dalmayı severler. Ancak kedilerin aktif yaşamı sadece başlar. Bütün bir günün yatarak geçirdikten ve güç kazandıktan sonra evi keşfetmek veya ev işlerine başlamak için harekete geçerler. En azından bu videodaki 3 kedinin hayatını bu şekilde tanımlayabiliriz. Bu videonun çekildiği gün başlarına değişik bir şey geldi. Aç bir piton yavru kedilerin bölgesine girdi. Belli ki bu şirinlerden en az birini yemeye niyetliydi ama kedilerin de kolay lokma olmaya niyeti yoktu. Hemen zıplayıp daha iyi bir pozisyon seçtikten sonra donup kaldılar. Ve pitonun nasıl davranacağını görmek için dikkatle izlediler. Yılan içeri girdi, avını gözüne kestirdi ve ona doğru sürünmeye başladı. O anda kedilerden biri cesaretini topladı ve tıpkı bir ninja gibi yılanın üzerine atladı. Ya bu cesur davranış ya da sürekli aldığı darbeler ve duyduğu tıslamalar yılanın kafasını karıştırdı. Ve ne yapacağını şaşırdı. Kediler yaygara koparıp raftan rafa atlamaya ve ortalığı alt üst etmeye devam ederken yılan olduğu yerde donup kaldı. Bu hikayenin nasıl sona erdiğini bilmiyorum ama umarım kedilerden hiçbiri zarar görmemiştir. Koşu ayakkabısı. Koşu ayakkabıları çok yaygındır. Bu ayakkabılarla egzersiz yapmak gerçekten çok daha rahattır. Hafiftirler, konforludurlar ve ayaklarınız içinde nefes alır.
Genel olarak bir ayakkabıdan beklenen bu kadardır ama görünüşe bakılırsa ayakkabı üreticileri daha da ileri gitmiş ve alışılmadık yeni bir koşu ayakkabısı türü geliştirmiş. Bu ayakkabının en özgün özelliği içinde bir yılan olması. Ayakkabının sahibi tam ayağını sokacakken bir şey onu durdurur. İşte ayakkabıcıların planı burada devreye girer. Ayakkabı sahibi tam hız kaçmaya başlar. Yılandan kaçarken ayaklarında herhangi bir rahatsızlık, darbe ya da başka bir şey hissetmeyecektir. Fikir işe yaramış mı, yaramamış mı? Önemli olan bu. Tehlike her yerde. Gördüğünüz gibi tehlike her yerde olabilir. İster koşu ayakkabınızın içinde olsun, isterse de örneğin son birkaç yıldır çalıştığınız ofiste. Bu videoda hafta sonunun gelmiş olmasından memnun 3 arkadaş kapıya doğru yürürken aniden içlerinden biri bir yılan tarafından ısırılıyor. Nereden çıktı bu yılan? Ben olsam ilk bunu düşünürdüm. İş yerine yılan getirip kafesini bilerek açık bırakıp yoldan geçenleri tehlikeye atmayı kim düşünmüş olabilir? Böyle iş arkadaşı düşman başına diyelim. Neyse ki yılan zehirli değildi ve kızı sadece korkuttu. Bu arada ne zamandır pitonları izliyoruz ama onlar hakkında yeterince şey öğrenemedik. Hadi bunu düzeltelim. Şimdi size dünyanın en büyük yılanlarından biri hakkında bazı ilginç bilgiler vereceğim. Piton nedir? Anakonda'nın dünyanın en büyük yılanı unvanına sahip olduğunu herkes bilir. Fakat buradan yola çıkarak diğer tüm yılanların ona kıyasla küçük olduğunu düşünmemelisiniz. Örneğin piton maksimum ağırlıkta anakondadan sadece 40 kilo kadar düşüktür. Aradaki farkın çok büyük olmadığını söyleyebiliriz. Dahası uzunluk açısından yılanlar çoğunlukla aynıdır. Çoğu 4,5 metreyi aşabilir. Genellikle büyük, uzun ve ağır olan her şey hareketsizlikle ve zararsızlıkla ilişkilendirilir ama piton tamamen farklı bir yerde durur. Bu yılan saldırgandır. Avına büyük bir zevkle saldırır. Yakalar ve boğar. Üstelik piton boğma işlemini 1 saat boyunca sürdürebilir. Peki vahşi doğada nasıl dövüştüğünü biliyor musunuz? Bir piton tehlikeyi sezdiğinde sürünerek uzaklaşır ancak saldırı anıysa şiddetli bir şekilde ısırır ve tıslar. Saldırganında ölümcül olmasa da ciddi yaralar açar. Kraliyet pitonu tehdit edildiğinde sıkı bir top şeklinde kıvrılır ve başını içine gömer. Bu görünüşte basit bir savunma olsa da oldukça etkilidir. Vücudunun oluşturduğu kas halkalarını bırakın hayvanlar, insanlar bile açamaz. Bazı insanlar bu yılanın bir süre sonra neslinin tükeneceğini ve artık herhangi bir tehlike oluşturmayacağını da düşünüyor. Ancak bu doğru değildir. Piton bir seferde birkaç düzine yumurta bırakır. Yiyecek konusunda da hiç endişeli değildir. Bugün gördüğümüz gibi kedileri de leoparları da yiyebilir. Pitonun zehri yoktur. Ama buna ihtiyacı da yoktur. Ayrıca biz insanlar pencereden bakıp hava durumuna göre ne giyeceğimizi düşünürüz. Ama pitonun böyle bir derdi de yoktur. Ortam aniden soğusa bile umursamaz çünkü kaslarını kasarak vücut ısısını kolayca yükseltebilir. Bugünlük bu kadar. Sizi en çok hangi piton saldırısı korkuttu? Yorumlarda yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere.